Gençler, selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ikinci dereceden eşitsizlikler işleyeceğiz ama ondan önce nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, durumlar iyi mi? Bir yorum kısmına hele bir yazın. Ee, şimdi, başladık kampa. İşte ne zaman başladık? Ee, dün değil, ondan önceki gün başladık. Hatta ondan önceki gün başladık. Bu bizim üçüncü videomuz. Ee, üçüncü videonun içeriği ikinci dereceden eşitsizlik, sevgili gençler. Ve... İlk iki konuda ikinci dereceden denklemleri bir de karmaşık sayıları işledik. Hadi karmaşık sayıyı e, konudan saymayalım diyeceğim. Önceden böyle e, diğer videoda da söyledim karmaşık sayılar videosunda bildiğin şu kalınlıkta bir fasikülleri vardı karmaşık sayıların. E, eskiden öyleydi ama şimdi konudan bile saymamaya başladık. Bakın e, neyse o kısmı boş verelim. İkinci dereceden denklem ve karmaşık sayıları işledik detaylı olarak anlattığımı ele aldığımı düşünüyorum umarım sen de net bir şekilde anlayabilmişsindir olayı yani ikinci dereceden denklemleri neden ihtiyaç duyuyoruz neden bunu yapıyoruz delta'nın durumları neden bu şekilde kökler toplamı kökler çarpımı kökler farkının mutlak değerinin formülleri vardı bu formüller nereden geliyor bunların hepsini tek tek açıkladık karmaşık sayılara neden ihtiyaç duyulduğunu açıkladık ve Karmaşık köklerin nasıl bulunduğuna kadar hepsini bir bir açıkladık. Sanal sayı biriminin i sayısı olduğunu ve bu sayının e, kuvvetlerinin güzel özel biçimde düzenlendiğini de e, sizlere açıkladık sevgili gençler. Şimdi ise ikinci dereceden eşitsizlikler diyeceğiz. Şimdi bu eşitsizliklerde e, lisedeyken ilk işlenildiğini anlamamıştım. Neden anlamamıştım biliyor musunuz? Belki sizde de yaşayanlarınız vardır. ya Tablo çiziyorduk. Yani bu çekiyorsun. Böyle böyle yapıyorsun. Sonra böyle içini boş bırakıyorsun. Dolu bırakıyorsun. Artıyla başlıyorsun. Eksiyle başlıyorsun. Yani amaç. Yani neden bunu yapıyoruz? Matematikte o tabloyu çiz. Acaba o tabloyu çizmek için mi matematik var? Yoksa başka şeyler bulabilmek için mi? Matematik için mi o tabloyu çiziyoruz? Ve i̇şte tam olayı idrak edemediğim için ben çok anlamamıştım. Yani niye tablo çiziyoruz ki durduk yere? Demiştim kendi kendime. Ama şimdi... E, tabii şimdi anladım. Tabii öğretmen oldum anladım. Yok, öğretmenlikle alakası yok. O zamanlarda bir arkadaşım anlatmıştı. Hatta şu an kendisi doktor Bolu'da. Aynı anda girmiştik üniversite sınavına. Çocukluk arkadaşım aynı zamanda İsa. O bana anlatmıştı. Demişti ki bak bunun için bu tabloyu çiziyoruz. Aslında buradaki değerler bu olduğu için, o değerleri bulabilmek için, her birini tek tek yerine koyup da denemeden bulabilmek için bunları yapıyoruz diye güzel bir şekilde açıkladığı zaman he dedim. Bakın hala ben e, soru çözerken tablo çizdiğim zaman o arkadaşımın söylediği şeyleri hatırlıyorum. Neden? Çünkü mantığını bana söylemişti. Bir şeyin mantığını kavradığınız anı dahi unutamazsınız. Dolayısıyla sevgili gençler e, konuları mantığıyla anlatmaya gayret gösteriyorum. Dilimin döndüğünce. E, herhangi bir kusurumuz oluyorsa da tabii ki affola. Şimdi ikinci dereceden eşitsizliklerde de aynı şeyi yapacağız ama denklemler ve karmaşık sayılarla alakalı senin soru çözmen gerekiyor tabii ki. E, yorum kısmında da bazı arkadaşlar da gördüm, e, yazanları gördüm. İşte hocam ikinci dereceden denklemleri işlemişiz. Hemen ikinci gün e, karmaşık sayılar var. Daha sonraki gün boş ve daha sonra ikinci dereceden eşitsizlikleri çözeceğiz. Şimdi ben herhangi bir soru bankasından giderken ikinci dereceden denklem ve karmaşık sayılar kısmının sorularını soru bankasından çözerken bana bir gün yetmiyor. Ne yapacağız? Ya merak etme. Türevden sonra da iki gün boşluk bıraktım mesela. Sen bir soru bankasındaki türev testlerini de zaten iki günde yetiştiremeyeceksin. Ben o boş günleri sevgili arkadaşım sen orada o, o konunun tüm sorularını çöz diye koymadım Aklında bulunsun. Seri seri bütün e, konuları arka arkaya günlerde işlemiş olsaydım bu senin için verimsiz olacaktı. Tabii doğal olarak benim de verimim düşecekti. Bundan kaynaklı aralara boşluk bıraktım. Bu bir. İkincisi tabii ki o boş günlerde illaki sadece matematik diye bir dersim yok. Farklı derslerde çalışıyorsun sen. Fizik çalışıyorsun, sayısalsan kimya, biyoloji çalışıyorsun, iştaharlıksan edebiyat çalışıyorsun, sosyal çalışıyorsun gibi gibi. Sözel sen tabi kendi alanında çalışıyorsun. Sözellerin şu an ne yaptığına dair çok bir fikrim yok. Genelde eşit eşitarlık ve sayısal olduğu için. Şimdi doğal olarak o boş günlerde de farklı kamplar takip edebilirsin. Farklı işler yapabilirsin. Bir de şöyle bir durum var. Mesela sabahları saat 11'de ben videoyu paylaşıyorum. Sabah saat 11'de video paylaştıktan sonra zaten sen onu oturup anında izlemiş olsan... ...maksimum 1,5 saatlik bir video olacak ve... O bir buçuk saatten sonra saat 12 buçuk olmuş olacak. Hadi 10 dakikada videoyu durdurup kendin ara verdin diyelim. Saat 12.40. 12.40'tan sonra senin o günün ölmedi daha henüz. Yani ertesi günkü boşluğu beklemek zorunda tabii ki değilsin. Sorularını çözeceksin. Biz Ben burada ikinci dereceden eşitsizlikleri işliyorum diye sen ikinci dereceden denklem ve karmaşık sayıların sorularını bırakmayacaksın. Sonuç olarak insan öğrenebilen bir varlık ve öğrendiğiniz şeyi de asla unutmazsınız. Mantığıyla öğrendiğiniz şeyi asla unutmazsınız. Ve ben bunu işliyorum diye siz diğer konuların testlerini çözmeyeceğim diye bir lüksünüz yok. Çözeceksiniz tabii ki ve çözdüğünüz takdirde hani bunu bütün hocalar söylüyor. Çok klişe bir cümle oldu artık ama ne kadar soru çözersen o kadar başarılı olacaksın. Yani ülkemizdeki eğitim sisteminin bug'ı bu. Ülkemizdeki eğitim sisteminin açığı bu. Soru çözeceksin. Buna göre de başarılı oluyorsunuz. Bazı istisnai durumlar vardır ama ben onlardan bahsetmiyorum. Bol miktarda soru çözeceksiniz. İşin ee, yani ne triyi bu? Anlaştık mı? Sabahlara kadar konu anlatayım ben sana. Yani ölene kadar konu anlatayım ben sana. E, eğer soruları çözemiyorsan, sen de konuyu çok iyi kavramış olabilirsin. Amenna. Ama soruları çözemiyorsan, soruları çözüp de bir de hızlı çözemiyorsan bir de böyle bir durum var. Tabii hem hızlı değilsen hem e, soruları çözemiyorsan o oh, apayrı bir dünya. E, ÖSYM sana diyor ki kardeşim diyor sen bu soruları çözememişsin. Konuyu bilmem beni ilgilendirmiyor. Zaten onu kimse sorgulamıyor. Sen konuyu biliyor, musun, biliyor musun diye. Sen soruları çözemediğin için ben seni üniversiteye alamıyorum. Kusura bakma diyor. Yani e, bu da şöyle bir durum. Düşünsenize hani böyle tüm konuları sular seller gibi biliyorsun ama sınavda bir şey yapamıyorsun. Bir de şöyle bir durum var. Tersten düşünelim bunu. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sınava girdin. O kadar şanslısın ki bütün soru bütün soruları salladın ve full çektin. İstediğin bölümü yazıyorsun ve istediğin üniversiteye gidiyorsun. Tabii ki bu da bir saçmalık bir şey. E, maalesef sınav sistemi saçma ama yapacak da bir şey yok. Çünkü e, biz bu deveyi Gideceğiz sevgili gençler. Şimdi kolları da istem dışı sıvadım ama e, konumuza başlayacağımızın habercisidir bu. Derseniz konumuza başlayalım ama başlamadan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yazdığı bir geometri kitabının olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Matematik severler olarak. E, bilmiyorsanız da internetten pdf'ini bulabilirsiniz. E, çok uzun değildi. Bir inceleyebilirsiniz en azından. E, bir böyle hani nasıl diyeyim daha çok kavramları açıklamaya çalışmış Atatürk bu kitapta da daha çok kavramları açıklamaya çalışmış ve dilimizde işte derece, üçgen, çember, daire gibi kelimeleri de bu kitap sayesinde sevgili gençler almışız. Yoksa hala eski Osmanlıca kelimeleri kullanıyor olacaktık. Hani kullansaydık ne olurdu? Bir şey olmazdı ama en azından modernleşmiş oldu. E, kelimeler olmuştu. Kelimeler zamanında. E, burada da sevgili gençler Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. İkinci dereceden eşitsizlikler. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutma. Hadi gel senle derse geçelim. Bu arada arka plan nasıl olmuş? Sizin için o acil matematik tablosunu da arkama tekrardan astım. E, şöyle orada bir kütüphanem var. Güzel ya odayı seviyorum. Yani insanın çalışası geliyor, motive ediyor beni. Evet, başlayalım sevgili gençler. İkinci dereceden eşitsizlikler dedik. Tabii ki ikinci dereceden denklem gibi başlayacağız olaya. A, B, C reel sayı. Ve A da sıfırdan farklı. A sıfırdan farklı olmazsa ne oluyordu? Sıfır olursa ne olur? Bunlar ikinci dereceden olmaz çünkü x karenin katsayısının hepsi A olduğu için burada A'yı sıfır seçersen çat diye hepsi gidecektir bunların ve dolayısıyla birinci dereceden bir eşitsizlik elde etmiş olacaktın. Dolayısıyla A sıfırdan farklı olacak. Dikkat, et, ettiysen bunların arasında hiç eşittir yazmıyor. E, eşittir yazaydı eğer denklem olurdu. Yazmıyor. O zaman ne olacak sevgili gençler? Eşitsizlik. Peki bu eşitsizliklerin isimleri, cisimleri ne? Bak burada büyüktür var. Burada küçüktür var. Bu büyüktür, küçüktür. Bunları büyük eşit diye okumamanızı tavsiye ediyorum. Büyük veya eşittir diye okuyun. Bu da küçük veya eşittir sevgili gençler. Gibi ifadeleri ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik denir. Bir bilinmeyen dememizin sebebi de sadece x var burada bilinmeyen. Çözüm kümesi bulmak için de işaret tablosu oluşturulmalıdır. İşaret tablosu oluşturmayı bu şekilde abc katsayıları üzerinden oluşturmak yerine Soruların üzerinde oluşturmayı göstereceğim. Ee, en azından elinize sayısal veriler olur diye. Bunların üzerinden gösterdiğim zaman kafanız allak bullak olacak çünkü. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım demiş. Hadi beraber bulalım. Ne yapıyorsunuz? İlk adımda sevgili gençler aynı denklem çözer gibi bunları bir çarpanlarına ayırıyorsunuz. Yani burayı x'e x diye çarpanlarına ayırdınız. Burayı da eksi 3 ve eksi 1 diye ayırabilirsiniz. Çarpımları 3'tür toplamları da eksi 4 yapacaktır. Ve burada köklerimiz x1 eşittir 1 ve x2 eşittir 3. Yalnız denklem çözmediğimizi unutmayın. Burada şimdi sevgili arkadaşlarım 1'i ve 3'ü sayı doğrusu üzerinde sıralıyorsunuz. Sıraladıktan sonra da bu şekilde aşağı doğru doğrular indiriyorsunuz. Tamamen şekilcilik başka hiçbir şey değil. Yani sen şöyle de yapabilirsin. Hani ben tablo oluşturuyorum. Sen şöyle de oluşturabilirsin tablonu. Ne bileyim şöyle de yapabilirsin. Buraya gül de çiçek de çizebilirsin. Şöyle. Böyle çiçek de yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Yani bu tamamen şekilcilik. Ee, herkes bunu yapıyor diyor. Sen de aynı şeyi yapmak zorundaysan çiçek çiz. Hiç sıkıntı değil. Bak buradakiler de böyle içini doldur. içi boş kalsın falan. Sen de böyle yapabilirsin. Yani sıkıntı yok. Ee, gerçekten hiç sıkıntı değil. Çünkü sadece bu bir... Ee düzenli görünsün diye yaptığımız bir şey. Buralara böyle doğrularını indirdim. Daha sonrasında aradaki işarete bakıyorsun küçüktür. Bak eşitlik yok arada değil mi? Yani küçük veya eşittir demiyoruz. Sadece küçüktür. Eşittir ibaresini kullanmadık. Eşittir olaydı. Şu çizdiğimiz çemberlerin içini dolduracaktık. Ama kullanmadığımız için boş bırakıyoruz. Bütün olay bu. Peki bu işaret tablosu diyoruz ya işarete neyle başlayacağız? Şöyle Burada en büyük dereceli terimle X kare. Bu en büyük dereceli terimin katsayısı sayısı pozitif mi negatif mi? 1 pozitif olduğu için buraya pozitifi kondurdun. Dola doğru gideceksin şimdi. Dola doğru giderken kök gördün eksi diyorsun. Kök gördün artı diyorsun. Ve işaret tablosunu oluşturmuş oluyorsun. Burada sıfırdan küçük değerleri istediği için Aslına bakarsanız sadece negatif değerleri tarayacağız. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek x'ler x'ler 1 ile 3 aralığındaki tüm reel sayılar sayı değerlerini aldığında işte buradaki eşitsizlik sağlanır diyoruz. Yani sen buradan herhangi bir x seçip mesela buradan 2'yi seçtin götürüp buradaki x gördüğün yere yazarsan buradaki eşitsizlik sağlanacaktır. Yani 2'nin karesi eksi 4 kere 2 artı 3 sıfırdan küçük olacaktır diyoruz. Sen burada birin hemen sağ tarafında işte 1.000001'i yazıp şuraya hesap makinesinde hesaplarsan gene sağlayacaktır. Ama buradaki 0.99999999'u yaz sağlamayacaktır. O kadar keskindir ucu. Bir yazdığın zaman zaten sıfır olduğunu biliyorsun ama sıfırı kabul etmediğimiz için içleri boştu zaten. İçleri boş olduğu için de bu şekilde yuvarlak parantezde işaretliyorsun bunları ve çözüm kümemizde bu olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz da şimdi eksi x kare artı 7x eksi 12 e, diye bir ifademiz var ve bu ifadenin sıfırdan küçük veya eşit olduğu söylenmiş. Şimdi şahsım adına konuşuyorum. E, ben şu başlangıçta x karenin katsayısı negatif ya ben onu sevmiyorum. E, ben şöyle seviyorum. Pozitif olunca seviyorum. O yüzden tamamını eksiyle çarpıyorum ben önce. Hiç üşenmiyorum. Sonra diyorum ki x kare eksi 7x artı 12. Tabi eksiyle çarptığım için artık burası küçük veya eşit değil. Büyük veya eşit olacak sevgili gençler. Ve sıfır diyorum. Bunu dedikten sonra artık ben bu soruyu değil bunu çözüyorum. İkisinin de çözüm kümesi aynı çıkacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü eksiyle çarptım. Küçük veya eşit yerine büyük veya eşit dedim. Hiçbir sıkıntı yok. O halde ben bunu ayıracağım çarpanlarına. X'e x dedim. Burasını da eksi 4'e eksi 3 diye ayırırsanız kökleriniz 3 ve 4 gelecektir. 3 ve 4 köklerini bulduktan sonra hemen tablonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz hızlı bir şekilde. Zaman kaybetmemek adına. Daha sonrasında da burada görüyorsunuz büyük veya eşittir. Yani eşitlik var. O yüzden sevgili gençler bunun içini dolduruyorsunuz. Bunun da içini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunları doldurduktan sonra x karenin katsayısına bakıyorsun 1 yani pozitif. O halde pozitifle başladım. Kök gördüm eksi, kök gördüm artı diyorum. Küçük veya eşit değil artık sorumuz. Ne? Büyük veya eşit. O halde nereleri alacağız? Bakın bir şurayı alacağım. Bir de burayı alacağım. Pekala. O halde bu x'ler nerededir? Bakın x elemandır diyorum. Eksi sonsuzdan bu tarafa doğru gelmiş. Bu bir sayı doğrusuydu unutmayın. Eksi sonsuzdan 3'e kadar. Böyle 3'e kadar. Açık mı kapalı mı? Kapalı 3 dahil olduğu için burayı bu şekilde köşeli yapıyorsunuz. Birleşim 4'ten de sonsuza kadar sonsuzdan her zaman açık gösteriyoruz e, biz aralıklarımızı. 4'ten de sonsuza kadar olan kümenin birleşimidir diyoruz. İşte çözüm aralığımız, çözüm kümemiz bu. Ya da bu çözüm kümesini bazen şıklarda, bazen de e, bu klasik soruların çözümlerinde kitaplardan bazıları şöyle yapıyor. O da mantıklı. Tüm reel sayılar sağlarken bir yer sağlamıyor. Neresi sağlamıyor? İşte bakın burası sağlamıyor. Tüm reel sayılardan 3'e 4 açık aralığını çıkarırsınız. Hocam kapalı diyordu burada niye açık çıkardık? Bak çıkarıyorsun. Buradan kapalı bir şey çıkarmış olsaydım 3'ü de 4'ü de çıkarmış olurdum. 3'ü de 4 halbuki sağlıyor. Sen sağlamayanları çıkaracaksın. Sağlamayanlar burada eksi 3'ten 4'e kadar olan kısım. Bak bu da senin bir çözüm kümendir. Dediğim gibi şurayı normal bir şekilde eksi x'e x diye çarpanlarını ayırıp da çözüm yapsaydım bu sefer de buraya eksi buraya artı buraya eksi diyecektim. negatif yerleri istiyor diye gene burayı tarayacaktın gene burayı tarayacaktın. Değişen hiçbir şey yok. O yüzden ben işlemde hata yapmamak adına her seferinde burayı eksiyle çarpıyorum. Bunu çarpanlara ayırmak daha kolay daha basit ve bu şekilde çözüyorum. Haberiniz olsun soruyu kısmen değiştirmiş oluyorum yani. Pekala sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza doğru geçiyoruz. Bu ifadeyi çarpanlara ayıracağız ama şöyle bir durum var. E, hocam şimdi x ile x kareyi çarpınca x küp yapıyor. Eksi 16 x küçüktür 0 geliyor. E sen şimdi bize ne anlatıyorsun hocam? Bak şurada yazıyor konunun ismi. İkinci dereceden eşitsizlik yazıyor. E, sen bize ne soruyorsun daha üçüncü sorudan? Üçüncü dereceden bir eşitsizlik soruyorsun. Sorabilir misin? Böyle bir şey yapabilir misin? Yaparız tabii. Niye yapamayalım yani? Beşinci dereceden de sorar Hiç sıkıntı değil. Amaç eşitsizlik. Şimdi bunu x çarpı bu x kare x 16 2 kare farkıdır. Yani x'in karesinden 4'ün karesini çıkarıyorsun sonuç olarak. Ve hatırlatma niteliğinde de hatırlamayan arkadaşlar için yazalım. a kare eksi b kare neye eşit arkadaşlar? a eksi b ile a artı b'nin çarpımına eşittir. Şimdi o zaman x çarpı burası x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımıdır diyeceğim ve sıfırdan küçüktür diyeceğim. Şimdi bakın burası burası ve burası ayrı ayrı köklerini bulacağız arkadaşlar ayrı ayrı köklerini bulacağız. Peki şunun kökü burayı sıfırlayan değer sıfırdır. Bunun kökü 4'tür ve bunun kökü de eksi 4. Tabii kökleri direkt böyle yapmayacaksın sıralayacaksın sayı doğrusunda gösteriyoruz ya çünkü. Eksi 4 dedim 0 dedim 4 dedim. Şimdi sıralayacağım arkadaşlar bunları. Şöyle çektim. Daha sonrasında şöyle aşağı doğru indirdim. Bize küçüktür dediği için hiçbirinde eşitlik olmayacağından içlerini boş bırakacağız. İçlerini boş bıraktıktan sonra da tabi işaretini belirlememiz lazım. Şöyle ki pozitif 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 deyip pozitif çarpı pozitif çarpı pozitif eşittir pozitif de başlay başlayacağım da diyebilirsin. Bu x'i içeri dağıtırsın. x küp eksi 16 x küçüktür 0 dersin. En büyük dereceli terim burada x küp kat sayısı da pozitif olduğu için pozitifle başlayacağım da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Kök gördüm eksi kök gördüm artı kök gördüm eksi dedin. Ve benden neresi isteniyordu? Sıfırdan küçük yerler. Yani sevgili gençler şurası ve şurası isteniyor dersin. Yalnız bize çözüm aralığını çözüm kümesini sormamış. Dikkat edin bize sorulan şey şu. En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı sorulmuş. Burada en küçük pozitif tam sayımız sevgili gençler 1'dir. En büyük negatif tam sayımız da eksi 4'ün hemen sağındaki eksi 5'tir. Bakın dikkat edin sağlayan yerlerden ben seçimler yaptım. Yoksa gidip şuradan da alabilirdim farklı bir yerden de alabilirdim ya yani. tamam mı? O halde bunların toplamı sorulduysa eksi 5 ile 1'in toplamı derim cevap eksi 4 olur. Böylelikle soruyu da çözmüş oluruz. Evet gençler Devam ediyorum sağ üst taraftaki soruyla şimdi ilk üç soruyu atlattık bu üç soruda da yaptığımız temel mantık neyi öğretmeye çalıştık İşte kökleri nasıl bulacağımız kökleri bulduktan sonraki e, davranışımız sayı doğrusu üzerinde sıralayacağız dedik sıraladıktan sonra içlerinin boş mu dolu mu olduğu muhabbetini kavradık daha sonrasında artıyla mı başlayacağız eksiyle mi başlayacağız buna karar verip soruyu çözdük şimdiye kadar. Bundan sonra sevgili gençler biraz daha düşünsel sorular çözebiliriz. Şimdi diyor ki bize fx eşittir x kare artı a eksi 1x artı 4. Bu fonksiyonun birbirinden farklı iki tane gerçek kökü var. A'nın çözüm aralığını bul. Şimdi biz ikinci dereceden denklemlerde yaptık bunu. Birbirinden farklı iki tane gerçek kök var diyorsa demek ki bunun anlamı delta'nın sıfırdan büyük olması ki bu delta neydi onu da hatırlayalım hadi. B kare eksi 4 ac'ydi. Şimdi burada B'miz A eksi 1 gençler. Bunun karesini alacağız. Delta eşittir. A eksi 1'in karesi dedim. Eksi 4 çarpı bakın x karenin kat sayısı 1 çarpı c'miz de burada 4 çarpı 4 dedim. Ve büyüktür 0 olması gerekiyor ki iki tane birbirinden farklı gerçel kök olsun. Şimdi o halde bu a eksi 1'in karesini açalım. a kare eksi 2a artı 1 Bakın şurada bir de ne var? Eksi 16'mız var. Eksi 16 büyüktür 0 dedim. Buna göre a kare eksi 2a. Eksi 15 büyüktür 0'ımız geldi. Şimdi benden ne isteniyordu? A'nın çözüm aralığı. Ve ben A'ya bağlı, birinci e, A'ya bağlı bir bilinmeyenli yani ikinci dereceden bir eşitsizlik elde etmiş oldum. O halde artık buna göre çözeceğiz biz eşitsizliği. Bakın ben burayı A ve A diye açarım. Burayı da sevgili gençler eksi 5'e artı 3 diye açabilirsek çarpımları eksi 15 toplamları da eksi 2 geliyor. Mis o zaman birinci kökümüz 5. Birinci kökümüz 5 öteki de eksi 3 diyeceğiz. Sıralayalım bunları eksi 3 ve 5 diye. Bir tane kök tablosu çiziyorsunuz şu şekilde. Sonra diyorsunuz ki hocam burada sıfırdan büyük diyordu. O halde içleri boş eşitlik olsaydı doldururdum diyorsunuz. Güzel. Peki en büyük dereceli terim a kare. Bunun kat da 1. Yani pozitif olduğu için artıyla başladınız. Eksi ve artı dediniz. Şimdi sıfırdan büyük dediği için ben şu kısmı alacağım. Bir de sevgili gençler şu kısmı alacağım burada. O halde yazabiliriz artık. A elemandır. A elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar açık aralık birleşim. 5'ten de sonsuza kadar açık aralık diyeceğim. Ya da bu bir. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. A elemandır. Tüm reel sayılardan eksi 3 ile 5 kapalı aralığının çıkarılmış halidir. Bakın burada da kapalı aralık çıkardım. Niye kapalı çıkardım? Çünkü zaten eksi 3 ile 5 sağlamıyordu. Sağlamıyorsa sağlamayanlar da çıkarmam lazım. Eksi 3 ile 5'i de çıkarmam lazım ya. O yüzden şu aralıkta sevgili gençler çıkarırken buraları kapalı gösteriyorum ki eksi 3 ile 5'te gitsin. Anlaştık. Devam. Bir sonraki eşitsizliğimize bakalım. x kare eksi a artı 1 çarpı x artı b eksi 2 sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesini vermiş bize. Eksi 1 ile 3 açık aralığı olduğuna göre diyor ki a çarpı b nedir? Şimdi düşünelim bakalım. Arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Benim eşitsizliğimin çözüm kümesi eksi 1 ile 3 açık aralığıymış. Bak şimdi eksi 1'i yazdım. 3'ü yazdım. Bunları da şöyle bir kenara çekelim isterseniz, geniş yer kalsın. Şöyle bir tablo oluşturdum, tamam mı? Burada küçüktür dediği için buraları açık bıraktım. X karenin katsayısı da 1 yani pozitif olduğu için artıyla başladım. Eksi ve artı oldu. Benim eşitsizliğimin çözüm aralığı eksi 1 ile 3 aralığıysa işte burasıdır. Zaten sıfırdan küçük demiş demek ki olay bu. Yani eksi 1 ile 3 aralığı dediği aslında benim denklemimin kökleri yani şuradaki ifademin kökleri. Eksi 1 ile 3'müş demeye çalışıyor. Şimdi A kere B soruluyor. Bak kökler eksi 1'e 3 ise kökler toplamı 2'dir. Ben kökler toplamını nasıl buluyordum? B eksi B bölü A ile buluyorduk değil mi? X 1 artı X 2 buydu. C bölü A da X 1 çarpı X 2 idi farkındaysan. E şimdi güzel kardeşim bak. Burada kökler toplamı 3 ile eksi 1'i topladım 2. Peki burada eksi B bölü A'mız ne? A artı 1 bölü 1. Yani A artı 1 2'ymiş arkadaşlar. O halde A kaçtır? Tabii ki 1'dir. Bu cepte. A'yı bulduk. Sorunun yarısı bitti. 1 çarpı. Şimdi geçelim 3'e. Ee, yani kökler çarpımına bakalım şimdi de. Kökler çarpımımız 3 ile eksi 1'in çarpımı. Eksi 3'tür diyeceğiz. Bu da C bölü A. Yani B eksi 2 bölü 1. O halde B eksi 2 sevgili gençler eksi 3'tür. Demek ki burada B de kaçmış? Eksi 1'miş. B'yi de bulduk. Sorunun diğer yarısı da bitti. Artık geriye sadece 1 ile eksi 1'i çarpmak kaldı ki kökler A ile B'nin çarpımı da eksi 1'dir diyebiliriz böylelikle. Evet umarım açıklayıcı bir detaylı bir çözüm olmuştur diye düşünüyorum. Ve geçiyorum diğer soruma. Evet gençler burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Gene Eksiyle çarpalım. Hadi bu sefer eksiyle çarpmadan çözelim senin için. Eksi x'e artı x diye ayırdım ben bunu. Şimdi burayı da ayıracağız sevgili gençler. Ama burası artı 8 versin istiyoruz. Eksi 4'e artı 4 diye ayırırsanız bakın. Eksi x kere eksi 4. Artı 4x artı 4x daha 8x'i verecek bize. Çapraz çarptım dikkat ettiysen. Çünkü baş katsayısı sayısı birden farklı. Bundan kaynaklı çapraz çarptım. O halde düz bir şekilde toplarsanız. Eksi x artı 4 çarpı x eksi 4 küçük veya eşittir sıfırı arıyormuşuz biz aslında. Şimdi hem bunu hem bunu sıfıra eşit diyeceksin. İkisini de sıfıra eşitlediğin takdirde buradan birinci kökün 4 gelir. İşin e ilginç tarafı ikinci kök de 4 geldi. İkisi de aynı. Şimdi ben bunu ben bunu şurada nasıl göstereceğim? Bak şimdi buraya 4'ü yazdın. E öteki 4'ü nereye yazacaksın? İkisi de aynı 4 aslında. Değil mi? O zaman bir tane çizgi çekeceğiz. Ama iki tane kök vardı yani bir şeylerin farklı olması lazım burada. İki tane dört kökü var. Şimdi o halde şöyle diyorsun bak burası küçük veya eşittir ya bir tane buraya koydun. E, bir tane daha aynı kökten vardı ya bir tane daha koyuyorsun. Şimdi olay burada işte. Ben lisedeyken sıkıntı yaşıyorum demiştim ya. Olay buradan itibaren böyle ezbere falan dönüşmeye başlıyor. Aslında ezberlik bir durum yok. Birazdan sana sebebini de anlatacağım bunu. İyi dinliyorsun o yüzden. Şimdi neyle başlamış burada arkadaşım? x karenin katsayısı negatif. O zaman negatifle başlıyorsun. E hocam pozitife mi döndüreceğiz? Hayır döndürmüyorsun. Negatif olarak kalıyor. Niye? Çift katlı kök var diyoruz burada çünkü. Şimdi bu 4 çift katlı köktür. Çift katların gösterimi de bu şekildedir. Niye çift katlı? Çünkü aslına bakarsanız x eksi 4 de eksi x artı 4'ün çarpımı. Eksi parantezinde x eksi 4'ün karesidir. Küçük veya eşittir Sıfır arıyoruz biz. E sevgili gençler x, x 4'ün karesi olduğu için burada tam karedir ifade. Ve e, bizim kökümüz de çift katlıdır diyoruz. Da neden? Yani e, bunun görüntüsü niye böyle çıktı? Ya? Hani niye böyle boncuk boncuk takıyoruz biz buraya sürekli? 3 tane de olacak mı? 4 tane de olacak mı? Olmayacak. Şimdi bak. Önce şunun bir çözüm kümesini bulalım. Ben sana sebebini birazdan yapacağım. Çözümünü anlatacağım. Niye orada çift katlı diyoruz. Şimdi bak. Burası eksiydi burası da eksi. Bizden de zaten küçük veya eşit olan yerleri istemiş. Yani burayı istemiş. E burayı da istemiş. Ekstradan bir de sıfıra eşit olan dördü de istemiş. Bu güzel kardeşim. O zaman her yeri istemiş. Ben şunu diyebilir miyim? O halde benim çözüm kümem x reel sayıdır. Eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün reel sayıları içeren bir kümesi var. Çünkü buna da reel sayılar diyoruz kestirmeden değil mi? Şimdi bak bu bir. Burada videoyu durdur. Bu çözümü yaz. Yazdıktan sonra ben bunu sileceğim. Videoyu tekrar oynatmaya başla. Ben bunu sileceğim ve sana bunun sebebini açıklayacağım. Şimdi burayı sildim. Videoyu durdurup devam ettirmişsindir diye umuyorum. Şimdi bakınız. Burada sevgili gençler az önce biz şöyle bir şey yapmıştık. Şurası dursun. Ben şurayı sileyim. Şurayı da silelim. Bakın burada ne var? Bir eksi x artı 4 var. Bir de x eksi 4 var. Tamam mı? Ben Şuraya 4'ü yazdım. Aslında bu tabloyu şöyle oluşturuyoruz biz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ve sonra şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Aslında tablonun gerçek hali bu. Dikkatli dinliyorsun. Birinci çarpanımız ne bizim? Eksi x artı 4. İkinci çarpanımız da x eksi 4. Daha sonrasında burada da eksi x kare artı 8x eksi 16'mız var arkadaşlar. Daha sonrasında burayı da böyle çektim. Çektikten sonra diyorum ki bunun kökü bu. Bunun kökü 4. İkisinin de bunun da kökü 4. Bunun da kökü 4. Bak şimdi o çift boncuk, o çift halka nereden geldiğini şu an e, görmüş olman lazım. Peki devam. Daha bunun boyutu var mı? Var. Bak. Eksi x artı 4'ü düşünüyoruz. Buradaki eksiye göre falan koymuyorum ben neyle başlayacağımı. Tamam mı? Çok iyi dinle. Eksi x artı 4 ifadesini düşün şimdi. Ben burada x'e 4'ten daha büyük değerler verdiğim zaman mesela 5 gibi. Eksi 5 artı 4 negatif mi olur? Evet. Yani x'ler burada 4'ün sağında değerler aldığı zaman ifade negatif bir değer alıyor. Peki 4'ün solunda değerler aldığında pozitif mi değerler alıyor? Evet. Peki şimdi gelelim buraya. x eksi 4 ifadesi. 4'ün sağ tarafında değerler aldığı zaman pozitif oluyor. Dördün sol tarafında değerler aldığı zaman da negatif oluyor. Ya şimdi kardeşim soru da aha da bununla bunu çarpmamış mı? He çarpmış. E, güzel o zaman sen de eksiyle artıyı çarpıp buraya yaz. Artıyla eksiyi çarpıp buraya yaz. Ve gördüğünüz üzere çift katlı kökte işaret değişmemiş oldu. İşte tüm sebep bu. Yani ya, aslında orası ezber gibi geliyor. Anlatabildim mi? Yani e, sanki matematik şey değil de amaç değil de orada araçmış gibi yani oluyor, değişik oluyor. Sanki böyle bunu ezberlemek zorundaymışız gibi hissediyoruz ama onu hissetmeyelim. Olay bu çünkü. Çift katlı kök muhabbeti, tek katlı kök muhabbeti bu. Biz olayı kısaltabilmek amacıyla tek bir satırda bir şeyleri çözmeye çalışmak için aha böyle yapıyoruz, aha şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz tamam mı? Yani bu değil olay. Asıl olay bu. Mantığını anladıysan yine böyle yapmaya devam edebilirsin. Merak etme soruların içinde ben de zaten böyle yapıyorum. Ama olayın mantığı bu. Dedim ya mantığını anla bir daha asla unutmazsın. Tamam. O zaman izninle devam edeyim ben. Diyor ki x 2'nin 2022. kuvveti. Şimdi düşünüyorum x-2'nin yan yana 2022 defa çarpımından bahsediyor bu eleman. O zaman ben x-2 yani 2022 tane satır yapıp her birine bir tane nokta koyduğum zaman çift adet nokta olacak. O zaman buradaki x eşittir 2 kökü çift katlı bir köktür diyebiliriz. Buradaki x eşittir 4 kökü de tek katlı kök. O zaman 2 ile 4'ü yazdım. Çift katlı kök olduğunu gösterebilmek için 2022 tane nokta koymama gerek yok. Çift adet nokta koysam yetiyor zaten. Yani şöyle ve buraya da böyle. Şimdi devam. x 2'nin 2022. kuvveti daima pozitiftir zaten. Buradan X üzeri 2022 gelir. Kat sayısı pozitiftir. X84'de x 4'te X'in kat sayısı da pozitif olduğu için pozitifle pozitifi çarparsanız ne yapar? Pozitif yapar. Dolayısıyla pozitifle başlıyorsunuz en sağ tarafta. Buraya neyi yazdınız tek katlı kök gördüğünüz işaret değişti eksi çift katlı kök gördüğünüz işareti değiştirmiyorsunuz oraya da eksi yazıyorsunuz ve bizden istenen sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Yani burası burası ve bak ne dedim sıfırdan büyük ve eşit olan yerler. Hmm. İşaret dediğim her yeri yazacağız o zaman. X elemandır dörtten sonsuza kadar olan açık aralık yarı açık aralık diyelim buna. Birleşim. Bir de buradaki iki elemanını unutmuyorsunuz. Onu dışlarsanız soruda sizi dışlar. X elemandır. dörtten sonsuz olan aralık ve birleşim 2 diyorsunuz. Sevgili gençler bu çift katlı kök muhabbetini çok iyi anladığınızı düşünüyorum. 10. sayfamızı 10 numaralı sayfamızı bitirdik. Ve bir diğer sorumuza geçtik 11. sayfada. X kare eksi 8x artı a eksi 1 sıfırdan küçük veya eşit. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre a kaçtır? Şimdi İşitsizliğin çözüm kümesinin tek elemanlı olduğundan bahsediyor. Hmm. Şimdi o zaman şöyle. E, herhangi iki sayının aralığını taramamışız. Yani ben buraya e, bir tane kök, buraya bir tane kök yazıp, şöyle yapıp da burayı falan taramamışız. Veya burayı taramamışız, burayı taramamışız. Hocam nereden anlıyorsun ya burayı taramadığımızı? Bak şundan anlıyorum ben. Şimdi eğer burayı taramış da burası benim çözüm kümem olmuş olsaydı o iki tane reel sayının arasında sonsuz tane reel sayı olurdu. Unutma ki 0 ile 1 aralığında da sonsuz tane reel sayı var. 0.00 .0, 0 ile 0.0001 arasında da sonsuz tane reel sayı var. O halde benim çözüm kümem bu şekilde taranacak bir yer değil. Taramadığım bir şeymiş. Hmm taramadığımız bir şey. Peki ama Küçüktür büyüktür olunca tarıyorduk. Demek ki taramıyorsak e, sevgili arkadaşlar sadece ama sadece eşit olduğu bir yer varmış o zaman. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesi tek elemanlı değil de denklemin çözüm kümesi tek elemanlı deyince ne yapıyorduk? Hocam çok basit delta'yı sıfıra eşitliyorduk değil mi? O zaman arkadaşlar aslına bakarsanız burada da delta sıfıra eşitmiş. Yani 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı c yani a eksi 1 eşittir 0 diyelim. 64 eşittir 4 çarpı a eksi 1 diyelim. Şuradaki eksi karşıya geçince artı oldu. 4'e böldüm 4'e böldüm 16 a eksi 1 16 ise tabii ki a eşittir kaç olacak 17 olacak. A 17'dir sevgili gençler soru bitti devam edelim mi etmeyelim. Şimdi eşitsizliklerden hemen sonra parabol göreceğiz parabolü gördüğümüz zaman bu sorunun çözümünü daha e, net anlayacaksın aslına bakarsan. Çünkü gözünde o şekli canlandıracaksın bunu çözerken ve diyeceksin ki Demek ki bunun kolları yukarı doğru kolları yukarı doğruyken sıfırdan küçük olan hiçbir yeri yokmuş yani parabol x ekseninin altına düşmüyormuş Ama çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre demek ki parabol, tek bir noktada x eksenine teğet oluyormuş ve parabol x eksenine teğetse deltası sıfıra eşittir diyeceksin. Ve daha hızlı bir şekilde karar vereceksin bu sorunun çözümüne. Parabolde de aynı tip soruları zaten defaten defaten göreceksin. Bunu da aklından çıkarma. Peki hocam delta sıfıra eşit olmadan daha kısa bir çözüm var mı diye soracak olursan da tabii ki var. Demokraside çareler tükenmez. SML Hoca'da da çözümler tükenmez. Bak şimdi x kare eksi 8x artı a eksi 1 diyor ya. Ya bunun çözüm kümesinin tek elemanın olması tamam. Delta'nın sıfıra eşit olmasıyla mümkün ama delta sıfıra eşit olunca da ifade ne oluyordu? Tam kare oluyordu güzel kardeşim. Tam kare. Tam kare ifadelerde birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci demek ki burada 4'müş. E burası da 4'ün karesiymiş. Yani 16 a eksi 1'miş. a eksi 1 16 ise a'ya 17 dersin soruyu bitirirsin. Anlaştık. Peki o zaman devam. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini sormuş bize. Şimdi sadece çarpanlarına ayrılmıyor. Hani kök bulacaktık, tablo yapacaktık. Olmuyor. Çarpanlarına ayrılabilen bir ifade değil bu. Zorlasak ayrılır da belki. Ama değil. Bir bakalım şimdi. Şöyle diyelim. Deltasına bakalım. Çarpanlarına ayıramıyorsak. B kare eksi 4 acsine bakalım. B'miz eksi 3 karesini aldım. 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 7. 4 kere 7 28. 9'dan 28'i çıkarırsan ne gelecektir? Eksi 19. Eksi 19'a 0'dan küçük olduğuna göre reel bir kök yok. Reel bir kökümüz yok diyoruz. Sen de aynen bu şekilde yaz. Tamam. Reel kök yok. Tabloyu ne yapacağız o zaman? Tabloyu gene çizeceğim ben sana hiç merak etme bak. Tabloyu şöyle yaptım çizdim. Yani şuraya x'leri sıralayacaktık. Buraya da fx'leri sıralayacaktık değil mi? Böyle düzenli yazalım ha. Buraya x'leri sıralayacağım da reel kök yok. Herhangi bir x sıralayamıyorum ben buraya. Olsun sıkıntı yok. Sanki burada hayali çizgiler varmış gibi düşünelim. Peki bu x karenin katsayısı ne? Hocam pozitif. O zaman pozitifle başladım. Kök görmedim pozitif. Kök görmüyorum pozitif 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 pozitif. Ya bu her yerde pozitifmiş aslında bakarsanız. Ama taramayacağım. Niye taramıyorum bilen mi? Çünkü benden nereyi istemiş? Sıfırdan küçük yerleri istemiş. E ben burada nereyi tarayayım şimdi? Hiçbir yeri. O zaman hiçbir yeri tarayamıyorsam benim çözüm kümem nedir arkadaşlar? Benim çözüm kümem boş kümenin ta kendisidir. Şimdi bunu parabolleştirelim hadi. x kare eksi 3 x artı 7 sıfırdan küçük eşitsizliği için. Şu kısım paraboldür. Deltası sıfırdan küçük ve kolları da yukarı doğru olduğu için bizim parabolümüz böyle x ekseninin tamamen üzerindedir ve negatif olan hiçbir yeri yoktur. O zaman çözüm kümesi boş kümedir dersin. Tamam. Hem parabolü hem eşitsizlikleri aradan çıkaralım. Ben size parabol videosunu atmayayım olmaz mı? Atalım atalım. x kare artı 3x artı m artı 3 sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Çözüm kümesi yine boş kümeymiş arkadaşlar. Şimdi kollar yukarı doğru. Değil mi? Parabol olarak düşündüğünüz zaman ama çözüm kümesi boş kümeyse aynı yukarıdaki gibi diyeceğiz o zaman. Demek ki bunun deltası sıfırdan küçük olacak. Bul deltasını. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 3. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. 9 eksi 4 m Eksi 12 sıfırdan küçükse 4m bakın onu bu tarafa attım büyüktür dedim. 9-12-3 olmuş oldu. Demek ki m sayısı eksi 3 bölü 4'ten daha büyük olacak. En küçük m tam sayısı soruluyor. Eksi 3 bölü 4'ten daha büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? Yani m'nin minimum tam sayı değeri eşittir sıfırdır sevgili gençler. Sorumuzun cevabı sıfır diyeceğiz. Çözüm kümesi boş küme olunca ne yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Şimdi yukarıdakilere e, istinaden burada ne yapacağız? ax kare artı bx artı c sıfırdan büyük eşitsizliğinin daima sağlanabilmesi için diyorsunuz ki hocam delta sıfırdan küçük olacak bak daima sağlanıyor dediği an bunu yapacaksın. Delta sıfırdan küçük olacak kat sayımız da a'mız sıfırdan büyük olacak diyoruz. Buraya bakıyorsun küçüktür sıfırı sağlaması için Yine fark eden bir şey yok. Delta sıfırdan küçük olacak fakat burada küçük sıfırı sağlaması için A'nın da sıfırdan küçük olması şart. Bunun için bu şartı sağlatıyorsun. Bunun için de bu şartı sağlatıyorsun. Ama sana daima diyorsa bunu da kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsun. 11 numaralı sayfamızın sağ üst tarafındayız. Diyor ki ax kare artı 4a artı 2 çarpı x artı 5a artı 4 küçük 0 eşitsizliği her x reel sayısı için sağlandığına göre a'nın değer aralığını bul demiş bize. Hmm. Bütün x reel sayıları için sağlanıyorsa sıfırdan küçük olan şey. E, demek ki bizim deltamız sıfırdan küçük ve sıfırdan küçük dediğine göre yani o kollar muhabbeti aşağı doğru olacak. Yani A da sıfırdan küçük olmak zorunda. Şimdi A'nın sıfırdan küçük olması olayı bizim işimize yarar. Bunu bir işaretleyelim. Bir de delta'yı sıfırdan küçük yazalım hadi. Delta için bak burası B idi. Tabii ki burası A. Şurası da C arkadaşlar. B kare eksi 4 AC'yi bulacağız. E bulalım. 4A artı 2'nin karesi 16A kare artı 16 a yapar artı bir de 4'ümüz mevcut eksi 4 çarpı a çarpı 5 a artı 4 dedim ve küçüktür 0 diyeceğiz şimdi yazalım burayı tekrardan Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim 16 tane a kare artı 16 tane a artı 4 bakın eksi 4 a'yı içeri dağıtıyorum eksi 20 tane a kare ve eksi 16 a küçüktür 0 dedim. Sonra şu olacak. Eksi 16 a ile artı 16 a'yı götüreceksin. 16 a kareden 4, e 20 a kareyi çıkarırsan eksi 4 a kare yapar. Artı bir de 4'ümüz var sıfırdan küçük dedik. Şimdi burası 4 eksi 4 a karedir sevgili gençler. Ve sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Bu 2'nin karesi bu da 2 a'nın karesi. O zaman ben bunu 2 eksi 2 a çarpı 2 artı 2a biçiminde çarpanlarını ayırıp sıfırdan küçüktür diyebilirim. Bakın burada a sevgili gençler ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Sıralıyorsun hemen eksi 1 ve 1 diye eşitsizlik çözüyoruz sonuç olarak. Sıraladık. Ne yapacağız? İçi boş olacak. Niye? Burada küçüktür demiş. Peki a'nın katsayılarına sayılarına bakıyorsun. Eksi 2 ve artı 2. Çarpımları negatiftir. O zaman eksiyle başlıyorsun. Eksi artı eksi. Peki nereyi istemişti? Sıfırdan küçük olan yerleri. O halde şurası ve şurasını işaretliyorsun. Ve A'nın çözüm kümesi olarak da A elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim birden de sonsuza diyorsun. Ama hemen yapıştırmıyorsun cevabı. İşte buldum bu demiyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şunu. Önceki bir şartım vardı. A'nın sıfırdan küçük olması gerekiyordu. E, A sıfırdan küçükse Birden büyük yerleri nasıl çözüm kümene alabilirsin? Demek ki burası yokmuş. Eksi 1'den küçük olan her şey zaten 0'dan küçük olduğuna göre demek ki bizim tek bir çözüm kümemiz var. A elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan açık aralıktır diyorsunuz. Anlaştık mı? Devam. ax x kare eksi 6 x artı A. 0'dan büyük eşitsizliği her x reel sayısı için sağlandığına göre a'nın alabileceği değerler kümesi bak büyüktür 0 diyor ve daima sağlanıyor diyor. O zaman delta 0'dan küçük olacak ve buradaki baş katsayımız olan a da sevgili gençler ...sıfırdan büyük olmak zorunda. B kare eksi 4 acemize bakalım. Bu arada bunu unutmayalım. B karemiz 36 eksi 4 çarpı a çarpı a sıfırdan küçük. Yani 4 a kare 36'dan büyük. Yani a kare 9'dan büyük. Şimdi tabi basit eşitsizliklerde öğrendiklerimizden yardım alabiliriz. İlla tablo çizmek zorunda da değiliz. A kare eksi 9 yazıp a eksi 3 çarpı a artı 3 yazıp tablo çizmek zorunda değiliz. A kare 9'dan büyükse basit eşitsizliklerde ne yapıyorduk? A ya 3'ten büyüktür ya da eksi 3'ten daha küçüktür diyorduk. Ama hop bir dakika. A sıfırdan büyük olmalı demiştik sorumuzun başında. A sıfırdan büyük olmalıysa eksi 3'ten küçük değerleri alamayız. Demek ki otomatikman tek bir yere düşüyor bizim çözüm kümemiz. A'nın nerede olduğu 3'ten sonsuza kadar olan açık aralıkta olduğu geliyor sevgili gençler hemen çözüm olarak. Umarım anlaşılmıştır ve geçtim bir diğer örneğime. X kare hop nereye gittik? Baya değişik yerlere gittik şuradayız değil mi? Heh. X kare artı 2 çarpı m eksi 3 x artı m artı 9 eşit 0 denkleminin bir kökü x 1'miş öteki de x 2'ymiş ve x 1 de x 2 de pozitif olup x 2 de x 1'den daha büyükmüş. Şimdi ben buradan hangi anlamları çıkarırım? Bir sürü anlam çıkarırım bak. Bir kök diğerinden büyükse kökler birbirinden farklıdır. O zaman demek ki delta sıfırdan büyük bu cepte. İkisi, i̇ki kökte de pozitifse kökler çarpımı da pozitiftir. Yani c bölü a pozitiftir. Bu da cepte. O zaman kökler toplamı da pozitiftir. Yani eksi b bölü a da pozitiftir. E bu da cepte. E ne güzel valla. Her şeyi bulduk. Peki m'nin en geniş çözüm aralığı sorulmuş. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Öncelikle sevgili gençler neyi yapalım? Delta'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini bir düşünelim. b kare yani şuranın karesi. 4 çarpı m eksi 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. m eksi 3'ün karesi de m kare eksi 6 m artı 9 yapacaktır. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı yani a'sı 1. Bir de m artı 9 diyeceğiz. Ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük. Pekala. 4 m kare eksi 24 m artı 36. İçeri dağıtıyorsunuz. Eksi 4 m eksi 36 büyüktür 0. Gördüğümüz üzere şurası ee, tamam. Eksi 36 ve artı 36'yı götürebiliriz. Geriye ne kaldı? 4 m kare Eksi 28M büyüktür 0 dedik. M parantezi hatta 4M parantezin alırsanız burada bir M kalır. Burada da bir tane 7 kalır. Ve büyüktür sıfırı yakalarsınız. Şimdi ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Dolayısıyla burada M 0 ve M 7 olacaktır. Sıfırla 7 için bir kök tablosu oluşturacak olursanız. Büyüktür dediği için içleri boş olacak. Ve sevgili gençler neyle başlayacağım? Pozitif ve pozitif olduğu için baş katsayıları pozitifle başladım. Eksi ve artı dedim. Sıfırdan büyük yerler istendiği için de hem burasıdır dedim. Hem de burasıdır benim çözüm kümem. Bu cepte. Peki. Kökler çarpımının pozitif olması gerekiyordu. Yani m artı 9 bölü 1'in yani m artı 9'un pozitif olması gerekiyor. Demek ki m eksi 9'dan daha büyük olacak. Bakın eksi 9 şurada. Eksi 9'dan büyük olacak. O zaman şimdi burayı taradım. Peki bir de kökler toplamımız yani eksi b bölü a'mız. Şunu eksiyle çarparsanız bu da sıfırdan büyük olacak. Yani eksi 2m artı 6 a'sı 1 olduğu için yazmıyorum. Bunun da sıfırdan büyük olması lazım. Yani 2m küçüktür 6, m küçüktür 3 dememiz gerekiyor. 3 de şurada sevgili gençler. Demek ki 3'ten küçük olan yerleri de almamız gerekiyor. Bir güzel soruyu bitirdik artık. Ne diyeceğiz? Eksi 9'da M'nin en geniş çözüm aralığı istenmişti bizden. O halde e, sevgili arkadaşlar eksi 9'da 0 aralığı ikisi de açık. Birleşim 3 e, burada değildi yalnız. Özür diliyorum. Özür diliyorum. 7'nin sağına 3'ü koymak kimin fikriydi? 7'nin <laughs> sağına 3'ü koymak kimin fikriydi? Üç, 3 m 3'ten küçüktür dedik. 3 burada arkadaşlar. 3'ten küçükse demek ki bu tarafı çözüm olarak almayız bile. Kusura bakmayın. 3'ten küçük olan yerlerse otomatikman benim çözüm kümem burası olur. Yani m elemandır. Eksi 9'dan 0'a kadar olur deriz. Eksi 9 0'ın sağında değil mi? Eminiz. Aynen sağındaymış. Tamam. O halde bizim çözüm kümemiz sevgili gençler otomatikman eksi 9'da 0 açık aralığı olacak diyebiliriz. Bu arada m eksi 9'dan büyükse tabii ki burasını da açık koyacaksınız. Evet 12. 12 numaralı sayfamıza doğru geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu örnekte bir nokta koyalım. Bu arada bu örnekte de düzeltmemiz gereken bir yer var. Onu da size söyleyeyim. Buraya mutlak değer işaretini ben koymuştum ama bilgisayar çıkartmamış onu kusura bakmayın. Buraya bir mutlak değer işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani x1'in mutlak değeri x2'den daha küçük olacak diyorsunuz. Diğer videoda görüşürüz. Çünkü bu video yaklaşık 50 dakika falan oldu. Diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar.